Merhaba. Yine sizi böyle alanında beraberiz. Yine birbirinden güzel yemek tariflerimiz var. Az sonra hummalı bir çalışma olacak mutfağımda. Ama ondan önce eğer bize ulaşmak istiyorsanız Facebook ve Instagram üzerinden sizi böyle alalım hesaplarından ulaşabilirsiniz. Eğer programımızı kaçırdıysanız, tekrar izlemek isterseniz ya da tariflerimize ulaşmak isterseniz Fox.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün biraz önce söylediğim gibi güzel tariflerimiz var. Ceviz pare yapacağız. Fıçın yapacağız, yani çerkez böreği yapacağız. Limon serinliği tatlısı yapacağız. Bir de ballı hardallı mercimek salatası yapacağız. Peki bütün bunları kiminle yapacağız? Sultan Hanım'la yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüğüm daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Hummalı bir çalışma. Evet. Bugün... Peki niye çerkez böreği? Sivas'a özgü. Tamam. Yöresel bir börek. Yöresel olsun diye. Evet, yöresel olduğu için. Çerkez böreği yapalım istedik. Yani hani bu yöresel yemekler artık börekler unutulmaya yüz tutmaya başladı. Doğru söylüyorsunuz. Onun için unutulmasını istedik. Tekrar canlandıralım dedik. Çok iyi yaptınız. Ve gerçekten Pınar Hanımcığım, ben 22-23 senelik bir tarifle geldim size. Ve sürekli evde yaptığım bir börek. Oo, çok, tamam, şimdi siz de beğendiğinizi eminiz. Evet. Eminim, hiç şüphem yok. Evet. Hemen ben malzemelerimizi sayayım. Tamam. Fıçın için 2 su bardağı sütümüz, 1 çay bardağı sıvı yağımız, 1 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 paket kuru mayamız ve aldığı kadar unumuz var. İçi için harcı, yarım kilo kıymamız var, 1 tane kuru soğanımız var, 2 diş sarımsağımız var, 1,5 çay kaşığı kadar karabiberimiz var, yarım tatlı kaşığı tuzumuz var. Üzerinde yumurta sarısına ihtiyacımız olacak. Şimdi fıçın aslında... Çiğ kıymayla yapılırmış. Evet. Ama biz burada bir farklı bir şey yapıyoruz. Çünkü Sultan Hanım diyor ki aslı çiğdir ama kavrulmuşla da yapılır. Evet. Biz bugün kavrulmuşla yapıyoruz. Evet. Değil mi? Farkı yok. Farkı yok. Ama hani bazen şey oluyor, madem yöresel tarif bunun için falan derseniz eğer evet, çiğle yapıldığını biliyoruz, merak etmeyin, biz böylesini yapıyoruz bugün. Hani bir de esas bu tarif benim 23 yıllık komşumun tarifi, Sivaslı komşumun tarifi. Aysun Hanım, ona da buradan kulaklarını çınlatmış olalım. Selamlarımı gönderiyorum ona. Ben size hemen bir tane yoğurma kabı veriyorum. Çok sık yapıyor ve bu lezzeti ben mesela bazen diyorlar ya Pınar Hanımcığım, hani ya bu bizim yöresel değil, ben bizim damak tadı buna uygun değil. Ben başka programlarda da belirttim. Hani yani diyecekler ki ukala anlatıyor diyecekler. Yok, ama gerçekten beğendiğim lezzeti evde deniyorum, çocuklarıma tattırıyorum, arkadaşlara tattırıyorum. Eğer bizim damak tadına uyduysa geçerse tamamdır. Evet, bunu uyguluyorum. Tamam. Peki buyurun, ben yüzüklerinizi alayım. Eldiven alayım. Şöyle hemen. Aslında benim o işte komşumdan gördüğüm, onda yediğim, şu anda artık o öyle yapıyor mu bilmiyorum Pınar Hanımcığım. Domates, biber de koyuyorlar ama ben domates, biber koymuyorum. Esas bu o zaman hamur biraz sulanıyor çünkü. Evet, sulanıyor, pide gibi olmuyor. Lahmacunu andırıyor. Onun esas orijinal bu. Hani araştırıyorum da, kendim de araştırıyorum. Fıçın diyorlar, domates kullanıyorlar, biber kullanıyorlar. Yok, hayır, esas yok, bu. Fıçın böyle. Fıçın peki böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Önce şimdi, bir hamur, şu harcı şimdi, ben bu tarafa alayım. Önce hamurunu mayalayacağız. Mayalanması tamam. Gerekiyor. Tamam. Önce mayamızı böyle alıyoruz. Bir paket kuru mayamız tamam var. Tamam. Onun üzerine şekerimizi ve tuzumuzu ekliyoruz. Yemek kaşığı şekerimiz var. Onu ilave edelim. Tamam. Ve bunu birazcık sütümüzle beraber kabarmasını bekleyelim. Tamam. Zaten hamuru da yoğurduktan sonra evet, mayalı hamur olduğu için kabarması için beklemek gerekiyor. O yüzden bizim ikinci beklemiş evet, bir hamurumuz var. Hamurun nasıl yoğrulduğunu ve kıvamını için gösterdikten sonra değiştireceğiz ve yoğrulmuş hamurumuzla evet, yolumuza devam edeceğiz. Bu nasıl olsa mayım, hamurumuz var ya bizim. Evet. Mayalanmasını beklemeyeceğiz ya. Hemen zaman kaybetmeyelim. Yine de gösterelim. Ne kadar bekletmek gerekiyor? Bir 10-15 dakika böyle mayayı koyuyoruz. Hı-hı. Üzerine şekeri ilave ediyoruz. Süt ilave ediyoruz. Bir kenara bırakıyoruz, unutuyoruz. Kabarıyor. Tamam. Çözülüyor. O arada ondan mesela siz harcı hazırlayabilirsiniz. Aynen öyle. Tamam. Şimdi burada şimdi biz beklemeyeceğiz çünkü zaten bizim mayalanmış hamurumuz evet var. 2 su bardağı sütümüzü aldık buraya. Tamam. Yağ koyuyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Bunu ilave ediyoruz. Tamam. Aldığı kadar. Aldığı kadar. Güzel bir yardım edeyim mi size? Şöyle. Tuzla işiniz bittiyse bunu da alayım. Yok, tuzu şimdi ilave edeceğim. Daha etmediniz, tamam. İlave etmedim. Unu da tamam karıştıralım. Belki una karıştırmadım ki hani fazla gelebilir un. Doğru söylüyorsunuz. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Bir hamur elde edeceğiz evet şimdi. Buyurunuz. Yalnız bu arada hemen solağım. Olsun.
Solak olduğum için mi acaba çok lezzetli oluyor bilmiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Olabilir. Evet, çok iddialıyım çünkü. Olabilir. Vallahi bilmiyorum. Severek göreceğiz. Yapıyorum. Aşkla yapıyorum. Neden biliyor musunuz? Bunu ben pazartesi i̇şte günü yaptım. Solaklıktan değil o iş. O iş aşkla yaptığınız için. Çocuklar dedi ki anne dediler siz Pınar Hanım'da fıçığı yapacaksınız. Bir uzun zamandır da yapmamıştınız. Tamam pazartesi yaptım. Bir güzel afiyetle yedik. Ah afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Bu arada benim de mantılarım var. Ya bana gelmiş teşekkür ederim. Onlar hemen Su Hanım'a gidecek. Bizde mantıcı özellikle küçük hanım evde. Ay, ona hemen evet. Sizin ellerinizden çıkma teşekkür ederiz. Gerçekten. Seve seve. El açması. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Peki ne yaparsınız Sultan Hanım? Ne yapıyorum? Benim yemek yapmayı çok seviyorum. Hı hı. Bir tarifleri deniyorum, not alıyorum beğendiysem. Ve 30 yıllık tariflerimi birleştirdim. Kitap çıkarma hazırlığım var. Ne güzel yaşasın. Evet. O kıymetler, tarifler çok kıymetli. Ve böyle tariflerle yapılan kitaplar da hakikaten çok özel oluyor. Çünkü 30 sene dile kolay, o çok ciddi bir birikim. Siz böyle bir bugün ha dediğinle toplamaya başlasanız o kadar köklü tarifler her zaman bulamayabiliyorsunuz. Evet. Sizin de defterinizde böyle evet. İşte Aysel'in evet. keki, Ayşe'nin bilmem nesi yazar tabii. Ama şey. Ben onları biraz şey yapıyorum. Mesela su oluyor, su koymuyorum. Margarin oluyor, tereyağı kullanıyorum. Ceviz olmuyor, ben her şeye ceviz kullanıyorum. Onları tarifle biraz değiştiriyorum. Ha bir de milletin tarifini bozdunuz yani anladım ben tamam oldu. Halbuki oraya aslında kitabı yaparken bir gün yapabiliriz. Biz de zamanında yemek programından yaptığım programlardaki tarifleri birleştirip kitap haline getirmiştik. Tabii ki programdaki halleriyle orijinal halleriyle evet. yapmıştık ama aslında birinin böyle defteri ele geçse hakikaten yanındaki o notlarla yapmak da zaten çok keyifli olabilir. Zaten ben bir tanesini olabilir. Kaybettim Pınar Hanım. Evet. Bir tane defterim kayboldu. Notlarım. Düşündüm. Acaba ben buna ne koyuyordum? Acaba ben buna ne koyuyordum? Sonra denedim evde tekrardan. Ha dedim tamam bu lezzet aynı lezzet. Hemen tekrar not aldım. Zaten yakaladıysanız yakaladım. Sorun yok. Unutmadıysanız yok. Problem yok. Un yetti galiba. Yetti. Böyle olacak. Evet. Sıkı bir hamur. Çok sert ne, bir hamur çok, değil. Ne çok sıkı ne çok yumuşak. Evet. İkisinin ortası. Ortada bir hamur. Elinize elbette ki yapışmayacak. Ama çok çok da sert olmayacak. Ama sıkıca bir hamur. Çok gevşek bir hamur değil gördüğüm kadarıyla. Şimdi onu dinlenmeye tamam, bırakacağız. Böyle. Değiştireceğiz. Şöyle. Evet. Böyle bir kıvam yakalamanız İzleyicilerimizin gerekiyor. İzleyicilerimizin görmesi için böyle olacak. Az sonra. Tamam bunu böyle. Şimdi ben bunu alayım o tarafa. Size tamam. Sizin kabarmış hamurunuzu getireyim. Şöyle. Bakar mısınız? O kadar hamur bu kadar oluyor. Evet. Düşünün yani. Bu streçi alayım ben oraya gideyim onun hı hı. üstünü kapatayım o da biraz dinlensin. Un alayım ben tezgaha. Hemen vereceğim. Şöyle. Çok güzel kabarmış mis gibi de maya kokuyor. Evet mayanın da kokusu hakikaten özellikle evet. karnınız açsa çok fena. Buyurunuz. Böyle. Şöyle koyayım siz keyfinizle neyle açacaksınız? Merdaneyle açacağım. Böyle bir merdane uygun mudur? Yoksa daha kalın mı istersiniz? Yok, kullandığım şöyle. Onu şu. Görmemişim. Tamam. Pınar Hanım şimdi bunun bir şeyi var, özelliği var püf dinliyoruz noktası. Dinliyoruz sizi. Onu söylemek istiyorum. Hemen. Alttaki biraz büyük olacak. Üstüne kapatacağımız. İki kat mı açıyoruz? Evet, iki kat olacak. Tamam. Bu arada hemen şöyle şu tabağı da çıkarayım buraya. Bunun içine açacağız. Evet. Evet. Şimdi önce alt tarafı açıyoruz. Hiç bu arada yağlamamıza gerek yok. Yok birazcık yağlamıyoruz. Fırın kabının içine un serpecekmişiz. Evet aynen öyle. Şöyle unlaya güzelce yapışmazmış. Açmaya başlıyoruz. Direkt alt katı ve üst katı olacak. Evet. Böyle kat kat açacağımız bir börek hayır, değil hayır, anladığım değil, kadarıyla değil. Bu. Ben orada yumurtanın sarısını hazırlayayım size. Programları takip ediyorum, bakıyorum. Hiçbir yerde mesela bu şeyi, fıçığını yapan yok. Dedim ki Pınar Hanım da ilk olsun, biz yapalım istedim. Çok iyi ettiniz. Biz yöresel lezzetlerin peşinde koşan bir programız. Mümkün evet. olduğu kadar da yapmayı bilenlerden, hele orijinal tariflerse yararlanmaya çalışıyoruz. Biz de izleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Aslında, bir yandan ben de öğrenmiş oluyorum fena mı? Aslında bunu Ramazan'da, sahurda falan çok güzel oluyor. Bunun içine
sarımsak koyuyoruz. Yalnız Ramazan'da yaparken sarımsak koymamakta evet. fayda var. Fayda var. Hem çok susatır, hem kokar. Evet. Hem de kokmasın. Evet, kokmasın hem de. Etrafımızı rahatsız etmeyelim. Evet, tabii ki. Hem doyurucu, hem hamur, hem kıyma, besleyici. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Evet. Sınırını tamam böyle oldu. Güzelce açtık. Çok açtık. El alan bir işte değil gördüğünüz Yok, gibi. Yok, çok pratik. Tamam, şimdi. Mesela evde bir yemeğiniz mi yok? Dışarıdan mı geldiniz? Dışarıdan pizza veya... Bir şey söyleyeceğinize. Hemen bunu 2 dakikada yapın. İlla kıymalı şey da şart değil. Hamur açmak size kolay. Herkese değil. Ya şimdi bu ekran başında hani böyle hamurla çok alakası olmayan birileri varsa ya size öyle diyordur içinden. Öyle her zaman olmuyor. Şimdi hafif şöyle kenarlarını yukarı kaldırarak koyuyoruz. İçine malzeme gidecek anladığım evet. kadarıyla. Şöyle bunu kıvıracağız biraz sonra. Çok güzel bir şekil olacak. Hmm, tamam. Evet. Buyurun şöyle vereyim. Koyayım mı? Tabii tabii koyabiliriz. Tamam. Şimdi hanımlarımız zannetmesin ki bu ölçü yuvarlak borcam değil. Hı-hı. Benim evde kullandığım bunun biraz büyüğü. Daha büyük bir Daha tepsi. Daha büyüğü iyi geliyor. Tamam o zaman bu kıyma fazla mı gelecek? Fazla biraz gelecek. Az mı koyayım? Tabii. Tamam hepsini koymayayım. Fazla geleceği için hani sizin ayırmanız için şöyle, söylüyorum tamam, kıymayı. Tamam ayırıyorum anlaştık. Hı-hı. Şöyle. Daha büyük bir fırın kabı Yeterli. İçin söylenmiş bir ölçü bu. Hı-hı. İşte her mutfağın düzeni başka. Her şimdi, kadının elinin alışık olduğu başka. Pınar Hanım şimdi biz bu kavruldu ya yani. Bunu çiğden kullanıldığı zaman nasıl olacak? Orta yağlı biraz kıyma olacak. Hı hı. Çok yağlı da olmayacak. Orta yağlı tamam. kıyma olacak. Bir diş sarımsak, bir tane soğan. Eğer çok yağsızsa kıyma, 2 yemek kaşığı su. Güzelce yoğuruyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Hı hı. 1 tatlı kaşığı veya yarım tatlı kaşığı Karabiber. Baharat. O zevke kalmış. Ne koymak şey. İsterseniz. Biz de yaparken elbette ki tuzunu, karabiberini bırak evet. Koymayı unutmadık. Birazcık çok çok az bir yağla. Hafif soğanla güzelce kavurduk ve hazır hale getirdik. Ben alayım kaşığı. Şimdi bunu açacağız. Evet, şimdi üzerine. İkinci parçayı açıp üzerine kapatacağız. Bakalım kenarları nasıl kıvrılıyor anladığım kadarıyla. Numarası biraz da orada. Bakalım nasıl görünecek. Şimdi... Bunu böyle yakından olursa. Evet. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Oralarını şu beraber çekip alttakini üste kıvırarak evet, döndürüyoruz. Altı üsttekine şöyle. Şöyle böylece kenarları çok güzel örgülü gibi görünecek. Evet. Evet ben fırına telimi de yerleştireyim. Birazdan evet. fırına gitmeye Pazartesi hazırlanıyor. Pazartesi günü ben bunu yaptım dedim ya Pınar Hanım. Evet. Fıtçın. Biz yedik. 2 oğlum 1 kızım var benim. Allah bağışlasın. Oğlum işteydi gece geç geliyor. Kızım da demiş ki of canına değsin annem fıtçın yaptı demiş. O da üzülme işareti koymuş. Saat 12.30 gibi geliyor. Kalktım yaptım. Bir daha. Vallahi bir daha yaptım. Gelince bir dilim yesin diye. Dedim ki canı çeker. Analık böyle bir şey işte. Bakar mısınız? Gerçekten ya. Bunların buna bir damla yağ damlatalım. Tabii. Karlık olması için. Hemen. Şimdi benim çocuklarım diyor. burada da söyleyeyim. Diyorlar ki o senin seçilmişin diyorlar. Hayır diyorum. Üçünüz de benim canımsınız diyorum. Hangi parmağı kessen kan akmaz Tabii. diyorum. Tabii. Çocuklar hiç olur arası mu? Evlat yok. Diyor ki Merve'cim burada diyor ki o senin diyor seçilmişin diyor. Göz bebeğim diyor. Şimdi benim ilk oğlum göz bebeğim diye telefonda kayıt. Şimdi şöyle bir gerçek. Ama bir dakika. Siz de şimdi öyle oğlum göz bebeğim falan diye kayıt koyunca telefona çocukların buna alınması normal. Ama kızıma prensesim diye kaydettim. Küçük oğluma son göz bebeğim kaydettim. Ha tamam İlk o zaman. De ilk göz bebeğim ben kaydettim. Ben kızımı severken en sevdiğim kızım diye seviyorum. Nasıl bir tane? Onunla öyle eğleniyorum. O da gelip bana sırnaşıyor ama 3 tane olsaydı ne yapardı bilmiyorum tabii. Şimdi biraz daha sulandırayım ister evet. misiniz? Pınar'cığım şimdi buna bize ne lazım? Susam çörek otu. Susam çörek otu. Evet. Hemen isteriz. Burada yok ama içeride var. Fidan Hanımcığım,
Bir rica de, etsem susam ve çörek otu alabilir miyim? Şimdi bir de bunu böyle açacağım. Aa. Tabii. Niye? Şimdi kıymayı kavurmuş koyduk ama çiğ olsaydı buradan buhar çıkacaktı. Şimdi hamurlaşmıyor, biz kavrulmuş koyduk ama eğer çiğ olsaydı özellikle göbeğinde böyle bir delik olması lazımdı. Onu da bahçe çiçekli süslü püslü açsaymışız. Böyle açtık. Evet, böyle açıyoruz. Şimdi birazcık susam ve çörek otuyla süsleyeceğiz ve fırına atacağız. Aynen öyle. Ardından diğer tarifimize geçeceğiz. Evet, geliyor. Alayım ben hemen susamımı ve çörek otumu. Teşekkür ederim. Buyurun. Ellerim, ben serperim sizin için. Seve seve. Şöyle kafama göre koyuyorum. Evet. Özellikle bir şey yapmamı istiyorsanız söyleyin lütfen. Rastgele. Tamam. Kızın hayal gücüne kalmış bir şey. Süslemesi. Süslemesi değil mi? Bana kalsa ben koymam ki bunları. Benim susam ve çörek otuyla aramı çiğneyim. Koymasaydık keşke. Yo, daha iyi yemem işte, fena mı? Ama olur mu? Yemeniz gerekiyor. Tadacağız. Elbette ki tadına bakacağız. Şöyle. Etraflarını da. Etraflarını da. Tamam. Şu kenarlarına da susam atalım mı? Daha çıtır çıtır olsunlar. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Mis gibi. Tamamdır. Tamam, bitti. Evet. Bu kadar. Ve şimdi fırına gidiyor. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza atıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz fıçını. Çünkü ceviz pare yapacağız. Ceviz pare için 150 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 2 çorba kaşığı toz ceviz, yarım su bardağı kadar da bütün cevize ihtiyacımız var. Ve elbette ki aldığı kadar unumuz var. Daha sonra isterseniz üstünde kuru kayısıyla süsleyebilirsiniz. Bakalım biz neler yapacağız. Bir yoğurma kabı. Evet. Eldiven istiyor musunuz? Tabii tabii. Tamam. Buyurunuz. Bunlar da eldivenleriniz. Ben hemen tepsi de hazırlayayım bir yandan. Şuradan tepsini alayım. Pınar'ımcığım, burada 150 gram oda ısındı tereyağımız var. Evet. Alayım mı, sizi bekleyeyim mi? Yok, başlayın başlayın lütfen. 150 gram tereyağı oda ısısında. Yağımızı koyacağız. İçine yavaş yavaş bütün malzemelerimizi ekleyeceğiz anladığım kadarıyla. Burada 1 su bardağı pudra şekerimiz var. Önce alayım ben. Pınar'ıncığım, ben eldivenleri taktım. Rica etsem yumurtayı kırabilir misiniz? Tabii ki. Bütününü istiyor musunuz içine? Evet. Bütün. Tamam. Evet. En son yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Tamam. Yoğurt da içine gidiyor. Yoğurdum sulandığı için elimle alıyorum. Ha, tamam. Suyunu bıraktım. Suyunu istemiyoruz. Hı. Süper. Bunlar böyle oldu. Cevizimizi ilave ediyoruz. Dövülmüş ceviz de içine gidecek. En sonunda ununu ve kabartma tozunu koyarak güzel bir hamur elde edeceğiz. Bütün cevizleri sonra üzerine saplayacağız. Adı harika üstünde oluyor. Ceviz pare. Kıyır kıyır, evet. Kıyır tabii. Kıyır bir kurabiye oluyor. Çayın ve kahvelerin yanında vazgeçilmez. Tatlıyı çok seviyorum. Yemeği o kadar güzel ve o kadar keyifli anlatıyorsunuz ki gerçekten hep yapasım geliyor yani. Ama çok seviyorum. Gerçekten yemek yapmayı çok seviyorum. Tatlı yapmayı çok seviyorum. Bütün gün yemek mi yaparsınız? Bütün gün nasıl yapıyoruz? Zaten dükkan var değil mi? Evet. Biz özel sipariş çalışıyoruz. Mesela bugün yarın bir şey yok zannediyoruz. Bir telefon geliyor veya WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. Sultan Hanım 20 kişilik, 30 kişilik. Doğum günü, özel gün hanımların. Evden mi yapıyorsunuz? Hayır, yoksa bir dükkanınız var mı? Var. Evet. Ama ben şimdi dükkanı biraz arka plana attım. Kitapla uğraşıyorum. Tabii ya, yeni heyecan var. Evet. Şimdi hep öyledir. Yeni gelen hep eskinin pabucunu dama atar. Öyledir o işler. Ben yardım edebilirim size arzu ederseniz. Buyurun. Diyorum çocuklara, gelinlerime hatıra böyle tariflerimi güzel güzel yapsınlar. Bak, güzel bence çok güzel fikir yani. Çok da keyifli tarifler olacağından eminim. Kitap çıktığı zaman bizim de haberimiz olur. Hatta sizi burada ağırlarız inşallah. İnşallah. Kitaptan seçer yaparız artık. Ne yapalım yani? Gerçekten bunu arkadaşlar da biliyor, müşterilerim de biliyorlar. Beğenmediğim bir şeyi vermiyorum. Ama zaten yemeğe gönül vermiş herkes için galiba bu geçerli. Yani sevmediğiniz, beğenmediğiniz, lezzetinden emin olmadığınız şeyi ikram etmiyorsunuz. Sevmek gerekiyor. Severek yapmak gerekiyor. Kesinlikle. O enerji geçecek. Kesinlikle. Yemeği. Peki kızınız mutfağa giriyor, oğullarınız? Büyük oğlu giriyor.
O giriyor. İlk göz ağrısı. İlk göz ağrısı giriyor. Eyvah eyvah. Kızım giriyor. Hatta kızım akşam şey yaptı. Limon serinliği yaptı. Ha, bir kere daha. Bakalım biz de limon serinliğinin tadına bakacağız. Limon serinliğinin çok hoş bir tarifi var. Biz bugün küçük kalıplarda porsiyonluk yapacağız böyle tek tek. Evet. Ama o büyük de yapılıyormuş. Hepsini anlatacağız size az sonra. Limon serinliğini pasta şeklinde yapıyorum. Hepsini anlatacağız. Sıra oraya geldiğinde tarifleri gösterirken. Biz şimdi önce ceviz paremizi yapıyoruz. Bu arada bir yandan da fıçın fırında. Onu hazırladık bile. Güzelce pişiyor. Hatta kenarları hafiften kabarmış. Bakar mısınız? Oo, mis gibi kabarmaya başlamış. Fırından güzel kokular gelmeye başlamış. Piştiği zaman alacağız. Fıçının çok önemli bir tarafı var. Ortasına bir delik açtık. Evet, biz bugün kavrulmuş kıyma kullanıyoruz ama aslında en orijinal hali çiğ kıymayla. Dolayısıyla özellikle çiğ kıyma koyduğunuz zaman buharı içinden çıksın diye mutlaka ortasına bir delik açmak gerekirmiş. Söyleyin. Oldu mu? Tamam. Buyurun. Küçük küçük böyle yuvarlayacağız. Tamam. Yardım edeyim mi size? Olabilir. Tamam. O zaman seve seve. Şöyle. Hemen eldivenimi giyip geliyorum. Hani ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin sesi Tabii var. Tabii daha çabuk yaparız fena ama. Böyle. Bunların sonra üstlerine ceviz saplayacağız değil mi? Evet. Ceviz batıracağız. Birer tane. Saplayacağız da biraz sert bir deyim oldu. Haklısınız. Hep hamur işi mi? Hiç böyle sebzelerle falan aranız iyi midir? Salata çeşitleri yapıyoruz. Kendi evinizde? Kendi evimizde de. Benimki küçük oldu. Bir dakika, elimin ölçüsü tutana kadar küçük büyük ölçe ölçe gideceğiz. Oldu sanki. Fena değil. Hala biraz küçük. Olsun. Biraz daha büyüteyim. Boşver. İlk yaparken bir ölçü tutmaz ya. Herkesin elinin bir ölçüsü vardır. Güveç yapıyorum çok güzel. Aa, ne güzel olur. Toprak güveçte yemek yapıyorum. Salata çeşitleri yapıyorum. Özellikle müşterilerimize bazen arıyorlar. Hasta da olsam mesela diyorlar ki ne olur Sultan Hanım misafirimiz gelecek. Hatta bir müşterimiz dedi Sultan Hanım müsait misiniz? Eğer siz müsaitseniz, yoğun değilseniz, başka da sipariş almadıysanız misafir kabul edeceğiz. Onlar bizi çok mutlu ediyor. İyiymiş. Evet. Bayağı size göre misafir çağırıyorlar. Evet. Peki bir kitaptan sonra belki de bir yemek kursu yaparsınız. Belli mi olur hanımları toplayıp? Neden olmasın? Belki olabilir. Mesela hazır böyle bir dükkanınız da var. Orada böyle bir hani hep beraber bir keyifli çay saati kıvamında hanımlara tarifler öğretebilirsiniz. Olmaz mı öyle bir şey? Olur, neden olmasın? Fikir fikirdir. Ama şu anda bizim temel ürünlerimizin tariflerini hiç gittiğim bir yerde kimseye vermiyorum. Kimseye biliyorum. Evet. Onun haberini aldım. Benim onların Özbek mantısının da tarifini vermiyorsunuz. Evet, onları vermiyoruz. Zeytinyağlı sarmamız bizim çok özel. Tokat yaprağıyla yapıyoruz. Ve onun tarifini de gerçekten hiç kimse bilmiyor. Öyle kitaba mitaba da koymak yok yani. Mesela tatile mi gidiyoruz biz? Tatile gideceğimiz zaman küçük küçük kaplara bu zeytinyağlı sarmanın baharatı, bu mantının baharatı, bu şunun baharatı diye hazırlıyoruz. Eve bırakıyorum. İş yerine gidiyor. Çalışanlar yardımcı oluyor. Anladım. Onlara bile yok. Yok, hayır. Anladım. Bir gün şeyi anlatmak istiyorum. Yeni bir bayan başlamıştı. 5 sene evvel iş yerine. Bekliyor. Kavanozlar çıktı, baharatlar böyle. Pınar Hanımcığım koyacağım. Ama ilk çalışan bayan biliyor da o bilmiyor, duruyor. Böyle ben de bekliyorum. Gitsin çıksın, de gitsin, hani öyle koyayım diye. Diyor. Dedim o kadar ki, devlet sırrı olan şeyini çok merak ettim. Casusluk yapasınlar. Ondan sonra dedim, canım dedim çıkar mısın? Ne demiş biliyor musun? Sanki devlet sırrı. Ha bak, ben de aynı şeyi söyledim ama. Aynen. Sanki devlet sırrı demiş. Ama bir nevi devlet sırrı, anladık da ama niye yani diye, bu kadar? O benim özelim. Ben bu mantı evini açmadan 6 sene evvel o kadar çok denedim, o kadar çok denedim, o kadar çok denedim ki. Baharat hangisi daha çok güzel oluyor, hangisi? Yani herkes beğendiği tarifi tamam dedim, bundan olsun. Vallahi tarifi alamayacağız, onu anladık, tamam. Denemeyeceğim, almayayım. Ben özelimi niye söyleyeyim? O da bir bakış açısı tabii. Tabii ki ben genelde paylaşanlardan olduğum için ama bak çok güzel şöyle bir şey yaptım diye. Tabii bunu ticarete dönüştürdüğünüzde, üzerinden para kazandığınızda durum çok farklı olabilir. Saygım sonsuz. Ama hani yaklaşım olarak ben ama bak ben çok güzel yaptım size de tarif edeyim diye hemen söyleyebilirim. Bunları böyle bütün bütün mü koyacağız? Evet. Kırıp mı koyacağız? Yok, bütün bütün. Kocaman kocaman. Evet. Oldu o zaman. Biraz bundan. Şu da çok küçük oldu, onu da eklemek ister misiniz? Onu ben başta küçücük yapmıştım ya. Şöyle mi? Evet. Çatlıyorlar böyle. Ama bastırınca çatlasınlar mı? Şöyle.
Çatlamış olmaz. Çatlasınlar ya. Evet öyle oluyor. Tamam. Ben cevizleri koymaya başlıyorum o zaman üzerine. Şöyle. Şunu da yuvarlar mısınız? Ben eldivenleri çıkardım çünkü. Oo, hepsi bütün değil. Fidan Hanım bana bütün ceviz. Biraz ceviz kavanozunu alabilir miyim buraya? Hepsi bütün değiller bunlar, yarım yarımlar. Kelebek kelebek lazım bize. Tam bir tepsi geliyor. Tam bir tepsi geliyor hakikaten tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Biz evde yapıyor olsak kafamıza göre yaparız da siz böyle yapınca daha bir ölçüyle oluyor. Bir de gözünüz muhtemelen ona alışmıştır değil mi? Evet. Hep aslında bir göz kararı yapıyorum olsun. Ama evde ben bu iş yerini açmadan evvel göz kararı yapıyordum. Ama ondan sonra ölçmeye başladım. Tabii gramlar vesaireler ne kadar önemli. İyiyim. Teşekkür ederim. Ceviz kavanoz geldi. Orada kalmadı bütün. Ben buradan bütünleri alayım. Onlar yarım yarım. O zaman ne onları dövüp kullanacağız. O zaman biraz boşaltalım ama. Dırın. Bulamıyorum içinde. Buradan ben bütün size bulacağım. Bir de şeyi söylemek istiyorum Pınar Hanım ben size. Dinliyorum. Mesela biz şimdi siparişleri hazırladık ya. Hı. Bazı yerde hani müşterilere kime yaptıysa etiketliyorlar ya. Instagram'da falan. Hı hı. Biz onu yapmıyoruz. Sosyal medyada. Hı hı. Evet. Müşterilerimiz bilsin istemiyorlar. İşte herhalde o yüzden mi çok seviliyorum bilmiyorum. Hani diyorum ki bugün özel bir müşterimize şunu yaptık. Bunu yaptık yazıyorum ama şeyi onu etiketlemiyoruz. İyi yapıyorsunuz zaten. Hakikaten bu bambaşka bir etik çünkü. Bir de kimi olduğunu söylemiyoruz. Mesela birisi geldi tanıyor dedi ki işte bilmem kim sizden alışveriş ediyorum size yaptırıyorum şöyle söyledi. Biz dedik aa hatırlamıyoruz o kadar çok öyle isim müşterimiz var ki kim? Hani yok bilmiyorum yalan olmasın diye söyledi hatırlamıyoruz. Söylememek de fayda yok. Evet. Bence dürüstçe söyleyemem demekte de fayda var. O da bir seçenek. Ben bütün kavanozu boşalttım sonra geri koyarız. bütün ceviz arayışındayız. Evet. Evet şöyle. Bu da kolay kırılan bir şeydir yani. Hep kırık dökük olur. Burada hakikaten kelebek cevizleri kullanıyoruz. Şöyle yarımları birleştirebiliriz de bazen ben öyle yapıyorum. Şu mesela şu iki. Ben çaktırmadan yarımları buradan içeri bile bastırıyorum. Tamam, içine kaçmış gibi. Öyle numaralarda yapabiliyorum tabii. Mutfakta olur öyle. Evet. Evet, ya ceviz farelerimiz neredeyse hazır. Mutfakta çareler dikenmez. Tabii. Dikenmez. Hemen böyle en hızlı ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi karşıma gelip de vakit bulduğumda böyle hamur yapıyorum falan değil. Hani şöyle 5 dakikada pişirdiğiniz ne vardır? Hazır bu arada ceviz fareler şöyle fırına gidiyor. 5 dakikada pişirdiğim ne vardır? Oğlum kuymağı çok seviyor. Hı. Karadenizli dostlarımız vardı. Tabii kuymak çok hızlı da yapılan evet, bir şey. O çok hızlı yapılıyor. Onu 2 dakikada 5 dakikada yapabiliyorum. Ha, ama evet o çok kolay. Krep yapabiliyorum. Oğlum çok seviyor küçük oğlum. Krep sürüyorum. Hı. Üstüne sarıyorsunuz evet, devam ediyorsunuz. Tamam bu kadar. Peki ben hemen şuraya şunu şimdi aldıktan sonra. Hangisini yapacağız? Şimdi limon serinliğini yapacağız. Tamam. Siz isterseniz eldivenlerinizi çıkartabilirsiniz. Ben malzemelerimizi hemen saymak istiyorum. Burada hazır bekliyor limon serinliği. 2 paket toz şantimiz var. 3 su bardağı sütümüz var. 2 çorba kaşığı balımız var. 1 tutam taze nane yaprağımız var. İncecik doğradık. 4 tane limonumuz var. Onların dilimlerini kullanacağız. Ama bu arada bir yarım limonun da suyuna ihtiyacımız var. 2-3 paket petibör bisküvimiz var. Üzerini süslemek için de taze yaban mersinimiz ve kuru kayısımız var. Şimdi hemen ben malzemeleri size vermeye başlıyorum. Şunu alayım. Yeni bir tane karıştırma kabına ihtiyacınız olacak diye tahmin ediyorum. Krem şantiyi karıştıracağız çünkü. Buyurunuz. Şöyle sütümüz, krem şantimiz, taze nane yaprakları, ince evet. Kıyılmış bal, limonun kabuğunun rendesi hı hı. Ve bir yarım limonun suyu ve limon dilimleri ve biz şöyle kalıplarda evet. Yapacağız. Biz bugün bunların içine yapacağız. Evet, porsiyonluk. Normalde bunu eğer siz buyurun lütfen. Bunların burada 2 paket krem şantimiz var. Hı hı. Onu boşaltıyoruz. 3 su bardağı sütümüz var. Sütü de güzelce ekleyeceğiz ve sonra evet. Bir mikser yardımıyla karıştıracağız. Evet. Onu da alayım. Mikser evet. Edeyim.
yemeklerimiz burada hazır bekliyor sizi. Öyle mi? Evet. Şimdi toz şantimizi sütle çırptık. İçine limon kabuğu ekliyoruz. Bir limon tane kabuğu limonun rendisi. Kabuğunu rendeledik. Güzelce. Bunu ilave ediyoruz. Burada nanemiz var. Nanemiz var. Taze nanemiz. Taze nanemiz. Bu böyle çok serin serin iyi gelecek bir tarifmiş gibi geliyor bana. Bu gerçekten çok güzel. Bizim dolabımızda hiç eksik olmuyor. Bittiği zaman kızım tekrar yapıyor. Hele ne kadar dayanıyor dolapta? Yani bize hemen bitiyor zaten. Anladım, çok uzun ömürlü olmasına gerek yok. Kalabalıksanız yapın. Dondurma tadında oluyor gerçekten. Peki. İki yemek kaşığı balımız var. Evet, onu da ekledik. Limon burada suyu koyacağız. Bir de yarım limonun suyu. Hı hı. Güzelce karıştıracağız. Evet, şanti lezzetini alıyor. Şimdi bunu ilave ediyoruz. Şimdi petit beurre bisküvilerimiz vardı. Biz onları şöyle elimizle kırmıştık. Gelişi güzel, evet. Evet. Onları da ekledik. Şimdi normalde Sultan Hanım büyük pasta gibi yaptığı zaman kalıbın kenarına limon dilimleri diziyormuş. Biz bugün biraz daha farklı yapacağız. O limon dilimlerini biraz böldük tabii ki limonları dörde. Şu kalıpların içine yerleştireceğiz. Ve sonrasında da bu malzemeyi üzerine dökeceğiz. Ve tabii ki dolaba dinlendirmeye gideceğiz. Sonrasında kalıptan çıkararak mı servis edeceğiz böyle kalıplarıyla mı? Çıkartacağız. Çıkartıp süsleyecekmişiz. Peki. Buyurunuz. Ben kalıpları sizin için açtım rengarenk. O zaman ben bir tane eldiven alabilir miyim? Eldivenle mi yapacaksın? Evet. Tamam. Tabii ki. Buyurun. Evet. Bakalım nasıl yerleşiyorlar. Bunları böyle porsiyonlu kurda yapacağımız için limonları diğer pasta kalıbına yaparken limonları kelepçenin bütün, etrafına. Bütün dilime o zaman kelepçeli kalıpta evet. Şöyle etrafına yapıştırıyorlarmış. Ama biz bugün porsiyonluk yaptığımız için kalıpların içine yerleştiriyoruz. Şöyle birer tane limon üstünde hem görüntüsü çok güzel olacak hem de bence çıkmasını kalıptan da kolaylaştıracak. Evet. Şimdi ben nasıl yerleyeyim limon size? Kaşık alayım. Kaşık. Buyurun. Evet, böyle yerleştiriyoruz. Şanti zaten dolaba girdiği an son derece güzel bir şekilde donacak ve şeklini alacak. Evet. Şimdi bunları böyle tepeleme dolduruyoruz. Tepeleme dolduruyoruz. Porsiyon porsiyon olması için. Ben onları şöyle tabağa alayım ki dolaba atmak daha kolay olsun. Şöyle koyarsanız daha rahat edebiliriz. Evet, ne yaptık? Krem şantimizi, toz krem şantimizi sütle güzelce çırptık. Ardından içine limon kabuğu rendesi, bal, azıcık limon suyu, taze nane ekledik. Şöyle çırpmaya devam ettik, karıştırmaya devam ettikten sonra kalıplarımızın dibine birer parça limon dilimi koyduk. Şimdi tabii ki bisküviyi de içine ekledik. İyicene çekmesini de sağladık. Azıcık beklerseniz bu arada krem şantinin sütünü de çekecektir bu arada bisküvi ve yumuşayacaktır. Güzelce kalıpların içine dolduruyoruz ve şimdi soğutucuya atacağız. Ardından onlar orada hafif donacaklar ve çok rahat çıkacaklar kalıbın içinden. Çıkmazsa böyle de servis yapabilirsiniz tabii ki. Siz onları doldururken ben şöyle fırına doğru gitmek istiyorum. Ben yavaş yavaş bu böreği alırım. Azıcık daha kızardığı gibi fıçın dışarı çıkabilir halde. Fıçın için ne yaptık? 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ve aldığı kadar unla. Tabii ki önce sütün içinde mayayı şekerle açtıktan sonra diğer malzemelerini ekleyerek güzel bir hamur yoğurduk. Ardından diğer bir tarafta yarım kilo kıymamız, 1 tane kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, birazcık karabiberimiz ve tuzumuz vardı. Onlarla biz güzel bir harç kavurduk. İsterseniz harcı çiğden de koyabilirsiniz. O zaman bütün malzemeyi güzelce karıştırıp yoğurup birbirine lezzetini geçirmenizde fayda var. Şimdi hamuru böyle iki parçaya ayırdık ama bir parçası biraz daha büyük, bir parçası da biraz daha küçüktü. Büyük olan parçayı açtık. Tepsimizin dibine azıcık un serptikten sonra güzelce içine yerleştirdik. Şöyle kenarlarını da azıcık çıkardık. Ortasına bu kıymalı harcımızı koyduk. Üzerine de küçük parçayı koyduk. Sonra kenarlarını böyle çekerek büktük.
Sonrasında da üzerine yumurta sarısı sürdük. Azıcık sıvı yağ ile açtığımız yumurta sarısını sürdük. Ve en sonunda üzerine susam ve çörek otu serptik. Şimdi eğer özellikle çiğ kıymayla yapıyorsanız hamurun ortasına da bir küçük delik açtık ki buharı oradan dışarı çıksın, içini hamurlaştırmasın diye. Güzelce pişiyor, hatta artık fırından çıkma zamanı geldi. Ben onları fırından alıyorum. Altta da ceviz pare var. Ceviz pareler pişmeye devam ediyor. Şöyle alayım. Evet, ceviz pare içinde yine hamur malzemelerimizle güzelce bir hamur yoğurduk. Tereyağı, pudra şekeri, yoğurt, kabartma tozu, yumurta, toz cevizle aldığı kadar unu koyarak güzel bir kurabiye yoğurduk. Ardından hazırladığımız bu hamurdan toplar yaptık, tepsimize yerleştirdik. Sonra yarım cevizleri bütün üzerine koyduk ve fırına attık. Pişiyor. Biz burada limon serinliğimizi hazırladık. Limon serinliği hazır. Hazır şu anda. Bunlar difrize gitsin. Evet. Şunları da şuraya alayım. Yanına koyayım bu haliyle. Dökülecek diye. Dökülecek, evet. Dökülecek diye bırakmadım. Evet. Ben şunları şöyle difrize içeriye yollayacağım çünkü. Veriyorum. Teşekkür ederim. Evet. Onları da şimdi göndereceğim. Ve sıra geldi muhteşem bir salata yapmaya. Bakınız burada ballı hardallı mercimek salatası yapacağız. 1,5 su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz var haşlanmış. 3-4 tane yeşil soğanımız var ince kıyılmış. Yarım demet maydanozumuz, yarım demet dereotumuz var yine ince kıyılmış. 8-10 tane kornişon turşumuz var dilimlenmiş. 2 tane kırmızı köz biberimiz var yine dilimlenmiş. Bir kutu da mısırımız var şöyle. Üzeri içinde cevizimiz var. Bir de sos hazırlamamız lazım. Bunun için yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı hardalımız, 2 yemek kaşığı balımız, 1 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı nar ekşimiz, yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağımız, 1 çay kaşığı deniz tuzumuz ve yarım çay kaşığı kadar da taze çekilmiş karabiberimiz var. Ben şimdi karabiberi buradan değirmenden vereceğim size. Önce bir karıştıracak kase vereyim. Anladığım kadarıyla her şeyi içine atıyor. Ben vereceğim buradan size. Şöyle buyurunuz. Bir de kaşık alayım. Buyurun. Şimdi burada Pınar Hanım 1,5 bardak mercimeğimiz tamam. Pişti. Haşlanmış mercimeğimiz, evet. Hazır. Çok besleyici biliyor musunuz? Şey, mercimek salatası. Tabii benim çok yaptığım bir şeydir mercimek, evet. Salatası evimde. Tansiyonu düzenleyici, hamileler için içerisinde o kadar çok lif var. Bir de çok, o kadar ki, besleyici çok, ki zaten, evet. Bence hepimizin evinde mutlaka, evet. Pişmeli. Mutlaka, ben yemeğini de çok severim mercimeğin. Evet, şimdi dereotunu koyduk. Maydanozu koyacağız, taze soğanı ekliyoruz. Evet, şöyle fazlaları alayım. Güzelce bütün malzemelerimizi karıştıracağız. Bu çok kolay yapabileceğimiz, evet. Hani mercimek de hızlı haşlandığı için, hele birazcık da sıcak suda bekletirseniz yemek gerçekten çok hızlı haşlanıyor. Sözünüzü kesin Pınar'ımcığım. Rica ederim. Başlı başına bir ana yemek. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Var, hem mercimek var. Tabii her şey var. Son derece şimdi, lezzetli. Evet. Şimdi malzemeleri birbirine karıştırıyoruz. Sosları üstüne, evet. Mi dökeceksiniz? Üzerine ayrı dökeceğiz. Bir yerde mi karıştıracaksınız? Karıştıracağız. Evet, ayrıca. Üzerine değil Pınar Hanım. Ayrı bir kapta. Karıştıracağız, sonra üzerine, tamam. Dökeceğiz. Onu ben şöyle alayım. Buyurunuz, zeytinyağı, bal, hardal, şöyle karabiberimiz, burada deniz tuzumuz, bir yemek kaşığı hardalımız var. İki yemek kaşığı balımız var. Ufak bir diş, evet, sarımsağımız var. Görürseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bütün malzemeleri, evet. Güzelce karıştırıyoruz. Nar ekşimiz var, bir yemek kaşığı. Evet. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Karabiberimiz var ve tuzumuz. Hepsini güzelce karıştıracağız. Malzemelerimizle de karıştıracağız. Evet. Ve sonrasında da güzel bir sunum yapıp cevizle süsleyeceğiz, değil mi? Evet. Lezzetli bir salata olacak. Ellerinize sağlık şimdiden. Beraber yaptık, sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. O zaman biz soframızı hazırlayalım artık.
Tadam! Bakar mısınız böreğimiz ne kadar güzel. Limon serinliği güzelce dondu. Kurabiyeler hazır. Salata burada. Daha mis gibi. Daha ne olsun biz, yani. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sizin vallahi çok güzel sağlık. Görünüyor her şey. Beraber yaptık. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten sizin enerjiniz, benim enerjim bunları çıkarttı. Teşekkür ederim. Mutlaka tabii ki iyi enerjiler ister istemez ortaya güzel şeyler çıkarıyor. Şimdi ben izninizle hemen şöyle bir tariflerin üzerinden tabii. Bir kere daha geçmek istiyorum. Efendim bugün ne yaptık? Fıçın için 2 su bardağı sütün içine mayamızı koyuyoruz. Biraz şekerimizi de koyuyoruz ve güzelce mayalanıncaya kadar bekliyoruz. Ardından içine sıvı yağ, tuz ve aldığı kadar unla güzel bir hamur yoğuruyoruz. Bu hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Bir süre mayalanıp şöyle kocaman pofuduk olduğu zaman ikiye bölüyoruz ama bir parçası bir tık daha büyük oluyor. Önce büyük olanı birazcık un yardımıyla açıyoruz. Azıcık un serptiğimiz tepsimizin üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle kenarlarını da hafif çıkık bırakıyoruz. Sonra diğer bir tarafta harcımız var. Biz harcımızı pişmiş kullandık. Bunun için kıymamızı soğanımızla kavurduk ve elbette ki içine baharatlarını ekledik ama isterseniz çiğden de koyabilirsiniz. Sarımsak da eklemeyi unutmayın içine. Malzememizi güzelce hamurun üzerine yaydıktan sonra ikinci parça hamurumuzu da açıyoruz ve üzerine kapatıyoruz. Sonra kenarlarını beraber çekip içe doğru kıvırarak güzelce kenarına süs yapıyoruz. Daha sonra yumurtamızın sarısını güzelce şöyle azıcık yağ ile çırptıktan sonra her yerine sürüyoruz böreğimizin ve üzerine birazcık susam, birazcık çörek otu serpiyoruz. Eğer özellikle çiğ harç yaptıysanız, çiğ kıymadan harç koyduysanız o zaman böreğin üst hamurun ortasına küçük bir delik açıyorsunuz ki bütün o buhar dışarı çıksın ve hamurunuz daha çıtır çıtır olsun diye. Ardından da önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza atıyoruz ve bir güzel pişiriyoruz. Ceviz pare için tereyağı, pudra şekeri, yoğurt ve yumurtayı güzelce karıştırıyoruz. Ardından içine toz cevizimizi de ekliyoruz. Sonrasında da kabartma tozu ve aldığı kadar unla güzel bir hamur yoğuruyoruz. Daha sonra bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Yarım cevizlerimizi alıyoruz. Üzerlerine şöyle sıkıca bastırıyoruz ve gömüyoruz. Ardından da önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımıza güzelce pişiriyoruz. Limon serinliği için 2 paket toz şantiyi sütle güzelce çırpıyoruz. Ardından içine bal, ince kıyılmış nane yaprağı, yarım limonun suyu, bir limonun kabuğunun rendesi ve pötibör bisküviyi elimizle parçalayıp güzelce koyuyoruz, karıştırıyoruz. Sonra kalıpların dibine birer küçük limon dilimi koyup üzerine de bu malzemeden yerleştirip tepeleme doldurup buzluğa atıyoruz. İyicene donup şekillendiği zaman da ters çevirip kalıpların içinden çıkarıp üzerine yaban mersini ve kuru kayısıyla süsleyerek servise hazır hale getiriyoruz. Ballı hardallı mercimek salatası için haşlanmış mercimeğimiz, ince doğranmış soğanımız, maydanozumuz, dereotumuz ve kornişon turşumuzu koyuyoruz. Köz biberleri küçük doğruyoruz, ekliyoruz ve haşlanmış mısırımızı ya da kutu mısırımızı da koyuyoruz. Diğer bir tarafta da bir sos hazırlamamız gerekiyor. Bunun için hardalı balı, sıkılmış sarımsağı, nar ekşisini, sızma zeytinyağını, deniz tuzunu ve çekilmiş karabiberi güzelce karıştırıyoruz. Ve salatamızın malzemesinin üzerine ekliyoruz. Şöyle iyice harmanladıktan sonra üzerine ceviz parçaları koyarak güzelce servis ediyoruz. Bir kere daha ellerinize sağlık. Sizin ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Çok güzel bir ekipti. Gerçekten teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Sağ ol. Harika. Su gibi aktı geçti. Çok teşekkür ederim. Evet, kamera önünde ben varım ama biz aslında kocaman bir ekibiz ve bütün bu güzel sözleri hepimiz adına alıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim bizden bugünlük de bu kadar. Elbette ki tekrar beraber olacağız ama o zamana kadar bize ulaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Sizi Böyle Alalım hesaplarından ya da Foxcom.tr'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.